Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri Bülbül Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere toplama işleminde verilmeyen sayıları nasıl bulacağız onu anlatmaya çalışacağım. Öğretmeniniz sizde, sizlere bazen bu şekilde toplamalar veriyordur ve buradaki sayıyı bulmanızı istiyor. Bazı sayılar verilmemiş sonucu bir görüyorsunuz. Bunları nasıl yapacağız? Bakalım nasıl yapıyoruz? İlk önce bunu bir size problemle anlatmak için yukarıya doğru gidiyorum ve bir problemimiz var. Bakın Murat'ın 7 kalemi vardı. Öğretmeni de biraz daha kalem verdi. Ve Murat'ın 12 kalemi oldu. Buna göre öğretmeni Murat'a kaç kalem vermiştir? Şimdi söylenenleri yazalım. Murat'ın 7 kalemi varmış. Şöyle bir yazalım. Ve öğretmeni ona biraz daha vermiş. Bakın öğretmeninin kaç tane verdiğini bilmiyoruz. Topluyoruz. Çünkü Murat'ın kalemleri çoğalmış. Artmış. Ve Murat'ın 12 kalemi olmuş. İşte bu şekilde olduğu için böyle sorular olduğu için size öğretmeniniz bu şekilde toplamalar hazırlıyor. Peki bunu nasıl bulacağız? İlk önce resimle sizlere anlatmaya çalışayım, sonra zihinden de göstereceğim. Kaç kalemi vardı Murat'ın? 7. Hemen şuraya yazalım. 7. 3 4 5 6 7 kalem. Peki öğretmen biraz daha verince ne kadar oldu? 12 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. Peki ne kadar kalem verdi? Bunu nasıl bulacağız? Sevgili öğrenciler çok kolay. 7'yi aklımızda tutacağız. Ve 12'ye kadar sayacağız. Acaba kaç tane gidebiliriz? Bakın 7 tane zaten burada var. Sayalım bakalım. 12'ye varınca duracağız. 7'yi aklımızda tuttuk. Onu söylemiyoruz. Devam ediyoruz. 8, 9, 10, 11, 12. Bakalım kaç çubuk yaptım? 1 2 3 4 5 çubuk yaptım. Demek ki öğretmen Murat'a 5 kalem vermiş. Nereden buldum? Bakın. Sayarak buldum. 7'den daha önceki onları biliyordum. 12'ye kadar saydım. 7'yi söylemedim. Onu aklımda tuttum. 8 9 10 11 12 diye buldum. Bakın hepsi 12 kalem oldu. Zaten burada da resmini yaptık. Şimdi aşağıdaki alıştırmaları yapalım. Şöyle ekranımızı biraz daha büyütürsek daha güzel göreceksiniz. Büyütelim. Bakın 7 kalem varmış yine 12 olmuş. Hani az önce saymıştık ya. Tekrar sayalım. 7'yi aklımızda tutup sayalım. 8 9 10 11 12. Kaç çubuk yaptım? 5 çubuk. O zaman buraya 5 yazacağım. Neden 12'ye kadar gittim? Çünkü 12'de durmam gerekiyordu. Şimdi 9'dan aklımda tutacağım 9'u ve 17'ye kadar gideceğim. Orada duracağım. 9'u tuttum ve sayıyorum. 10 11 12 13 14 15 16 17 İşte 17'ye geldim. Kaç kalem yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ve bu kez yukarıdaki sayı yok. E fark etmez. 4 var burada. 4'ten 6'ya kadar giderim ben de. 4'ü aklımda tutarım. 6'ya kadar sayarım. 4 5 6 Demek ki 2 tane yazmam lazım. İşte böyle. Diğer alıştırmamız. 8'den 15'e gideceğim. 8'i aklımda tuttum ve gidiyorum 15'e kadar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakıyorum kaç tane çizgi yaptım? 7 tane. Demek ki buraya 7 gelmeliymiş. Başka bir şekil üzerinde bakalım. Bu kez yan yana toplamalar var. 3'ten 7'ye gitmem gerekiyor. 3'ü aklımda tutuyorum ve sayıyorum. 4, 5, 6, 7. Kaç tane çubuk yaptım? 4 tane. İşte bu kadar. Öğretmeniniz bu şekilde verilmeyen sayıların size alıştırma verirse sayarak bulacaksınız sevgili öğrenciler. Bazı çocuklar şunu da öğrenmiş olabilir. Çıkarma da yapabilirsiniz. 10'dan 5'i çıkarabilirsiniz ama o konuya fazla girmeyelim. Siz şimdilik sayarak bulun. Zaten bu konuyu çıkarma işini daha sonra öğreneceksiniz. Evet 5'ten 10'a kadar gitmeliyim. 5 aklımda 6 7 8 9 10. 10'a geldim durdum. Çünkü burada 10 var. Kaç tane çubuk yaptım? 5 tane. 5 oldu. 8'den 15'e gideceğim yine. 8'i kafaya koydum. Devam ediyorum. 9 10 11 12 13 14 15. Evet kaç tane yaptım? 7 tane yaptım. Bu kez 7'den 12'ye kadar gideceğim. Gidiyorum. 7'yi aklımda tuttum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aa, ne yaptım? Yanlış yaptım. Neden? 12'yi geçtim. 14, 15'e kadar daldım gidiyorum sayıyorum. Yanlış oldu. Tekrar yapmalıyım. Hemen şunları çizeyim ben. En iyisi yeniden sayayım. Bunlar olmadı. Güzel olmadı. Karıştırdım. 7'den 12'ye gidiyorum. Evet 7. Bu sefer dikkatli olacağım. Yanlış yapmayacağım. 7. 8, 9, 10, 11, 12 işte durdum 12'de. 5 tane yaptığım için buraya 5 yazdım. 9'dan 15'e gidelim. 9 aklımda 10, 11, 12, 13, 14, 15 hop dur öğretmenim. Evet durduk. Ne kadar? 6 tane yapmışım. 6 koydum. 8'den 20'ye gideceğim. O şimdi işim çok ya 20 uzaklarda yani. 8 aklımda olsun. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kaç tane yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yapmışım. İşte 12 geldi. 11'den 11'e gideceğim. Aa, hiç saymama gerek yok ki. 11 zaten 11. O zaman buraya 0 koymalıyım. 11 0 daha 11 böyle olmalı. 10'dan 19'a gidiyorum. 10 aklımda 19'a kadar sayıyorum. 10 onu söylemiyorum. 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Kaç tane yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alma hızlı saydım değil mi? Evet, devam edelim. Son alıştırmamız bu kez evlerimiz var. Evin üstünde çatısında 11 yazıyor. Buradaki sayıları 11'e götürmem gerekiyor. 9'dan 11'e kadar saymalıyım. 9. Nereye yapalım çubukları? Şuraya yapalım. 10 11. Aa, 2 tane gerekiyormuş. 10'dan 11'e gidiyorum. 10 11. Aa bir tane gerekiyormuş. 10 ve 1'i toplayınca 11 oluyormuş. 7'den 11'e gideceğim. Şöyle gözüksün. 7 8 9 10 11. Bu kez 4 tane gerekiyor. 3'ten 11'e gidiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Aa bayağı fazla oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane gerekti. 8'den 11'e gidiyorum. 8 9 10 11 3 tane. 5'ten 11'e gidiyorum. 5 6 7 8 9 10 11. Bakıyorum 6 çubuk yaptım ve böylece doldurdum. Bu kez diğer evde 16'ya gitmem gerekiyor çünkü üstte 16 var. 8'den 16'ya kadar sayacağım. 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kaç tane yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. 9'dan 16'ya gidelim. 9 10 11 12 13 14 15 16. Kaç tane geri yaptım? 7 tane. 12'den 16'ya gidelim. 12 13 14 15 16. 4 tane gerekiyor. 16'dan 16'ya e, aynı sayı zaten. O zaman ne yapıyorduk? 0. Evet, 11'den 16'ya gidelim. 11 12 13 14 15 16. Kaç tane yaptım? 5 tane. 7'den 16'ya gidelim son olarak. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kaç tane yaptım acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapmışım. Ve böylece bitirdik. Evet sevgili öğrenciler dersimiz bu kadardı. Başka derslerde görüşmek üzere. Sizlere hoşçakalın. Derslerinizde iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.